objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24. haftada hafta sonu oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Maçlara geçmeden önce bir hatırlatmalarımızı yapalım. Hı hı. Ardından Kırmızı Grup'ta Cumartesi günü 3, Pazar günü 7 toplama oynanacak olan 10 tane maçın öncesini senle beraber konuşalım, evet. değerlendirelim. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi... Ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşabilirsiniz. Ayrıca golvar.com'un Telegram grubuna da dahil olabilirsiniz. Telegram grubunun linki de hemen açıklama kısmında videolarımızın altında mevcut. Telegram grubuna dahil olarak oradaki birçok editör ve yorumcunun canlı maç tahmin ve analizlerini takip edebilirsiniz. Hı hı. Sen de hatırlatmalarını yap, ardından maçlara geçelim. Sen sabah ve dün hocalarla, başkanlarla görüştün. Hı hı. Hala transfer kovalayan takımlar var doğal olarak çünkü transferin bitmesine 6 gün kaldı. Takımlardan son bilgileri aldın eksik cezalıları. Bunları da programın içinde konuşacağız. Sen bir hatırlatmalarını yap ardından da cumartesi maçlarıyla başlayalım. Tabii. Öncelikle videomuzu izleyen herkesten, abone olmayan herkesten abonelik bekliyoruz. Ardından videomuza beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Rica, rica ediyoruz. ediyoruz. Ayrıca izleyen herkesten de videomuzu sonuna kadar izlemelerini rica ediyoruz. Çünkü tüm takımlarla ilgili bilgi veriyoruz. E, konular birbiriyle bağlantılı. Çünkü her takım birbiriyle rakip olacak ilerleyen haftalarda. O yüzden e, bilgi sahibi de olabilmeniz için, takımların son durumunu da öğrenebilmeniz için sona kadar izlemenizi rica ediyoruz. Sponsorumuz Vidi Sport'la beraber yapmış olduğumuz bir taraftar video kartları projemiz de hala devam ediyor. Şu anda kırmızı gruptan <laughs> Afyon Spor ve Baybul Spor'la spor beraber iş birliğimiz devam ediyor. Beyaz gruptan Pendik Spor ve Nazilli, Nazilli Belediye, Belediye Spor'la spor. devam ediyor. Süper Lig'den Adan Demir Spor, TFF Bilcikin'den de yipor Samsun Spor'la beraber iş birliğimiz devam ediyor. Kırmızı grupta yer alan diğer tüm takımlardan projemizle ilgili geri dönüş bekliyoruz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Ekstra bir maliyet Aynen, yok. Sıfır, maliyet. sıfır maliyette. Sıfır kulüpler bu projeyi elde edebiliyor ve kendisine bir gelir kalemi oluşturmuş oluyor. O yüzden tüm kulüplerimizden projemizle ilgili geri dönüş bekliyoruz. Ve herkesten de rica ediyoruz. Başta Instagram, sosyal medya hesabımızdan Instagram. Ardından Twitter ve Facebook'tan da takiplerinizi bekliyoruz. Özellikle Instagram'dan çünkü biz e, hem spor haberlerini hem de canlı yayınları Instagram'dan yaptığımız için Aynen. özellikle bizi oradan takip edip hani hangi videolar yayınlanacak onlar hakkında direkt bilgi alabilirsiniz. Aynen öyle. Maçlara geçelim. Geçelim. Cumartesi 3 maç var. Maçların hepsi yine paza, e, cumartesi de pazarda saat 13'te kırmızı evet. grupta onu da söyleyelim hafta sonu. Cumartesi ilk Ergene Velimeşe Spor Soma Spor maçıyla başlayacağız. Dertleri farklı olan iki takım. Ergene Velimeşe Spor'un derdilikte kalmak. Soma Spor'da hani e, düşük beklentilerle sezona girdi ama şu an playoff'u kovalar hale geldi. Playoff hedefine e, evrildi onlar adına hedef. Nasıl bir maç bekliyorsun? Soma Spor'da başarılı stoper Onur Ulaş yok. Evet. Ergene'de de genç orta savuncusu Doğukan Efe yok. Ben bu maçta Soma Spor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum Hı -hı. deplasmanda Senin yorumun ne olur maçla alakalı? Vallahi çok zor bir maç. E, i̇ki takımın da hedefleri, istekleri farklı. Ergene Can <laughs> Ergene'likte kalmak için mücadele ediyor ve şu anda tam düşme hattındalar. 18 puanları var. Ebulik'ten 4 takım düşüyor. Şu anda 4 takıma baktığımız zaman da düşme hattındaki Ergen'e 18 iken üstündeki takım 19'da. Yani düşme hattındaki en son puan şeyi 19 üstünde 21. 3 puanlık fark var. Sarı yer. Puan kayıpları başladığı zaman da bu fark açılabilir. O yüzden Ergen'in artık acilen galibiyetlere Tabii. başlaması 3 puanları alması gerekiyor. O yüzden onlar için tam bir reaksiyon maçı ve iç sahada oynuyor. İç sahada oynayacakları maç çok daha önemli ki ilk devrede Ergen'in e taraftarları da biliyor ki Ergen'e çok fazla puan kaybetti. 1-0 öne geçip yenildiği maçlar. Özellikle 1-0 öne geçip çok fazla maçı kaybetti 2-1. Deplasman'da öne geçtiği maçlar oldu. Onları kaybetti. Hal böyle olunca şimdi Ergen'in içerisi dışarısı fark etmiyor. Her maçtan neredeyse 3 puanla ayrılması gerekiyor. Artık o duruma geldi. İşte tekrar söylüyorum eğer Üstteki takımlar kazanmaya devam ettiği sürece Tabii. bu makas 6-7-8 puana çıkarsa zaten kırmızı grup zor. Sıkıntı senin olur. aşağı alabileceğin rakipler bakıyorsun şimdi. Maraş, Nide, Adıyaman, Sarıyer maçları. Ergen için söylüyorum bunu. Yani Yani senin maçı kazanma ihtimalinin yüksekliği anlamında bunu söylüyorum. Turgutlu da oralara gelebilir. Bak. Turgutlu da gelebilir Çok ama Turgutlu'nun menlikten düşeceğini düşünmüyorum. Tamam. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu ligde Sarıyer, Adıyaman, Ergen'e Maraş, Nide. Maraş'a Nide'nin düştüğünü düşünüyoruz. Diğer bu takımlar arasında geçecek. Turgut'ta evet oraya dahil edebiliriz ama ben Turgut'un düşeceğini düşünmüyorum. Hani o, geçen sene bir görüş belirtmiştim şeyde kırmızı grupta pardon beyaz grupta demiştim ki Ergene bile e sezon sonuna kadar sıkıntı yaşayacak ama her türlü ligde kalacak yırtacak. demiştim. Öyle dolmuştu de olmuştu. Turgut'ta da, da öyle. Sıkıntı yaşayabilir. Ama sezon sonunda ligde kalacağını düşünüyorum. Turgutlu hoca değişikliğinden sonra büyük düş girdi. Atilla geri... Hoca gönderilmeyecekti. Evet, Çok büyük hata oldu doğru. orada. Yani haksızlık yapıldı hoca zaten. Daha kötü kadroyla bir de Atilla Hoca Turgutlu da iyi iş yapmıştı şu anki kadroya göre. Aynen. Soma Spor'da Celal Emir'de de hızlı ataklarda Ergen'in başına bela olabilir. Ergen'in savunması ağır çünkü. Aynen. Bir de, de Okan Efe'nin olmaması büyük bir sıkıntı. Ergen'de ben sana söyleyeyim. Yani, yani çünkü anlamada. bu kadroda çok fazla hani elde tutulur malzeme olmadığı için evet. her oyuncuya ihtiyaç var. Ben bu maçla ilgili bir görüş belirtemiyorum. Kim kazanır veya beraberlik falan anlamında ama iki takımdan da gol ve goller bekliyorum. Bence bol golü bir karşılaşma izleriz. İki takıma da başarı dileklerimi iletiyorum. Güzel bir maç bizlere bekliyor. Ben de öyle Çok gel gitti bir maç olacak. Aynen. Zor bir maç. Ben de Soma Spor'un en kötü yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bakalım. Bakalım ne olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç da çok önemli ve kritik bir maç. Hı hı. Cumartesi günü yine bu da saat 13'te bu maçta. Adıyaman Futbol Kulübü İnegöl Spor'u ağırlayacak sahasında İnegöl Spor'da başarılı stoper İbrahim Sürgülü yok. Evet. Sarı kart cezalısı. Adıyaman adına çok kritik bir maç. Çünkü Adıyaman Futbol Kulübü ligin ikinci yarısına iyi başlamadı. Devre arası gerekli takviyeleri de yapamadılar. E çok güçlenen bir sarı yer var onlara göre yaptığı takviyelerle ve Adıyaman adına hani olmak ya da olmamak maçlarından biri bu sezonun geri kalanı için. İnegöl sporunda durumu belli. İnegöl iyi durumda değil. Hı hı. Bir kazanıyorlar, bir kaybediyorlar, bir berabere kalıyorlar. Geçen Niğde'yi bile yenemediler. Evet. Hani çok kötü bir kadroları yok ama çok iyi bir kadroları da yok. Fakat en azından o kadronun da Niğde'yi yenmesi lazım baktığında. Niğde'ye karşı 1-0'dan 2-1 geriye düşmemeliydi. Hı hı. Ben bu maçta Adıyaman tarafındayım. Ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. Daha doğrusu kazanması gerektiğini, kazanmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Adıyaman bu maçı kazanamazsa onlar adına büyük sıkıntı olur. Hı hı. Senin yorumun ne olur? Vallahi şu anda iki tane maçla başladık. İki maçta çok zor Bıçak maçlar. Dışarı sırtı maçlar. Aynen. Şimdi <laughs> Adıyaman Spor'un daha doğrusu Adıyaman Futbol Kulübü'nün Ligde bir maçı eksik biliyorsun. So, e... Soma maçı. Soma İçeride maçı. İçerde o maç. O maçta 9 Şubat çarşamba haftaya bugün saat 13'te. Aynen ertelenmişti maçı. Evet. Ee, hani bu anlamda bir şansı var. Bir de sağda maç. Doğru. Şimdi yani diyoruz ya Adıyaman 19 puan da yer geçti. Bir maç eksik olmasından dolayı böyle bir durum da oluştu ayrıca. Hani onu da söyleyelim. Şimdi şeye bakıyoruz. Rakibe bakıyoruz. İnegöl Spor'un zaten diyoruz ilk 11'inde belli noktalar diye oyuncuları var ama kulübede maalesef sıkıntı var. Mesela şimdi İbrahim Sürgülü cezalı. Sence yerini doldurabilecek bir oyuncu var mı? stoperde mi? Aynen. Yani nerede sıkıntılı. olacak zaten forvette olacak hali yok herhalde <laughs> İbrahim Sürgülü stoper öncesi. Ya yine Gözspor'un <laughs> kadro genişliği çok sıkıntılı. İşte onu bahsediyoruz ya. Hani şimdi sezon başladığı zaman da biz hep şunu söylüyorduk. Bir de İbrahim Sürgülüyü bir stoper olarak görmemek lazım sadece. O çok, çok gol atan Hani 7 golü var. Ekstra attığı gollerle onun kazandıkları maçlar var. E, tabii Bayburt deplasmanı en basit örneği. E şimdi İbrahim yokken hem onun savunma yani zaten kendi yerini ayrı tutuyorum. Ee, hucum özelliğinden de faydalanamıyor. Kesinlikle. Uzaktan attığı goller bile var İbrahim'in. Tabii uzaktan attı işte. Aynen şutlarıyla falan. Ş Pardon şey Çorum'a uzaktan Çorum attı. attı. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten İnegöl Spor'un hani sezon başladığı zaman da biz hep şunu söylüyorduk. Hasan Erkin Hoca'nın ee, takıma iyi bir dokunuş yaptığını, iyi götürdün ama hem kulübede oyuncu yok bir hem oyuncu değişiklerinde hep hani çok geç yapıyor demiştik. Biz bunu çok konuştuktan sonra Hasan Erkin Hoca da bize yazmıştı. Ondan sonra zaten hani tanıştık hocayla da. Hoca şunu demişti ya benim elimde maalesef malzeme olmadığı için e, oyuncuya da güvenemediğim için kulübedeki oyuncuya mecburen hani 80'lerde 85'lerde hamle yaptığını Aynen. söylemişti. Transfer gerektiğini söylemiştim dedi. Ama transfer yapılmadı. Maddi anlamda da sıkıntı var. Devre arasında da yapılmadı. Kadir Salih falan geldi ama buradan çok iyi bildiğimiz bir oyuncu pendikten. Aynen. Gereksiz bir hamle oldu. Aynen orada. yani o yüzden yine Gözpor bunun sıkıntısını yaşıyor. Doğru. Adıyaman Spor'un kesinlikle bu maçtan galip etti lazım. Sence bir puan kurtarır mı? Yok. Kurtarmaz bence ama Adıyaman'ın da devre arasında yaptığı hamlelerle yani böyle bir maçı kazanabilmesi ihtimalini zor görüyorum. Özellikle hani Maraş ve Nide maçları dışında. Cüneyt Hoca da gittikten Cüneyt sonra. Cüneyt Hoca da yani. gitti. Ee, senin geçen hafta yaptığın bir tabir var. Daha doğrusu Pazartesi günü. Yürgen Kulav'ın kankası Süleyman Bilgin Hoca diye. Hoca yani yapabileceği bir şey de yok hocaya. Ben hocaya burada hiçbir şey söylemem. Hani yani. atıyorum Adıyaman 5 maç üstte kaybetsin. Ben demem ki Süleyman Hoca takıma hükmedemiyor. Zaten burada hani kime hükmedeceksin ki? Yani hangi, daha doğrusu hükmetsen hangi hocadan verim alacaksın? Halil İbrahim Öner'den mi alacaksın mesela? Süleyman Bilgen'in Bilgin'in kariyeri de hükmetmeye meyilli değil şey olarak. Yok hani hükmedebilecek değil. bir hoca da olsa. Cüneyt Hoca en azından şu kadrodan bir şeyler çıkarmıştı. Yönetim büyük bir fırsat kaçırdı. Çünkü Adıyaman'ın kadrosu ilk yarı kötüydü. Tabii ki kötü. Cüneyt yok. Hoca geldi. Ya Cengiz 4 Tan tane dışında falan. bu takımda... O... Bence iki tane oyuncu var. Cengiz Han'la Çiçek. gün Onun Aynen. dışındaki oyuncular yeterli Maalesef, değil. Maalesef yetersiz. Benim bu maçla ilgili de çok fazla görüşüm yok Aslında hani Adıyaman tarafına kayıyorum da Çok fazla da hani Adıyaman'da güven vermediği için Çok net anlamda da hani kaybetmez diyemiyorum Zor maç. Zor bir maç İki tarafa da başarı dileklerimi iletiyorum Adıyaman kazanırsa onlar için çok büyük bir e, moral gaz olacak olur. Moral Soma olacak. olacak önce Çünkü Erteleme. haftaya da e, çarşamba günü Somali oynayacaklar ertelenen maçları Oradan da bir galibiyet çıkartırlarsa Bir anda 25 puana gelip rahat bir nefes alırlar Onu sana söyleyeyim Terbi. Adıyaman iki maçı hiç sahada Hem bu maç hem Erteleme maçı İki maçta 6 puan olması lazım. Doğru. Ne 4 puan, ne 3 puan, ne 2 puan, ne Bence bir puan kurtarmaz. Ligde kalmak istiyorsa. Kesinlikle. Çünkü Sarıyer bu hafta Maraş deplasmanına gidiyor. Sarıyer'in maçı iyi yani. Aynen, en azından Gevizli. kazanma ihtimali var işte. Doğru. Aynen. O yüzden bakalım. İki takıma da başarılar dileyelim Adıyaman'daki mücadelede. Bir de şöyle bir şey var. Sarıyer Hı. hani ekstra maçlar kazandı. Sakarya yendi. Doğru. 4-1. Ekstra. Aynen. Seri yendi. Ha de yenebileceğim aşağıda birisiydi. Biz de zaten kazanacağını düşünüyorduk ama Maraş ve Nide maçı kadar böyle hani rahatlıkla kazanabilir diye Adıyaman'da Bodrum'u yenmişti ilk devrenin sonunda ama Bodrum o ara çok kötüydü. Evet. Mesela Sarıyer Sakarya'yı yendiğinde ilk mağlubiyetini tattı. Aynen. İşte öyle bir Ezerek durum yendi bir tane. Öyle so, bir durum Bodrum oldu. Adıyaman da Bodrum'u ezerek yendi 3-1 ama, ama, Bodrum şimdi, o zaman kötüydü hem zaten. Hem öyle hem de Bodrum'la Sakarya bir değil mesela. Bodrum... Bir de mesela Bodur, Adıyaman Bodrum maçı varken lafını kesiyorum çok özür Tabii. dilerim. Adıyaman Bodrum'u yenebilir diyordu herkes. Çünkü Aynen, Cüneyt işte. Hoca ile gaz yakalamıştı Hı -hı. hava. Ama Sarıyer Sakarya maçına çıkarken Herkes Sakarya tarafındaydı. Evet. Sadece ben özellikle biz değil. Sana bir tane daha bir şey sorayım hatta direkt şimdi. Diyelim ki bu hafta Adıyaman İnegöl değil de Adıyaman Sakarya olsaydı Adıyaman kazanabilir diyebilir miydin? Sakarya 2'de sıfır yapmasına rağmen diyemez. İşte bak Hı -hı. en büyük örnek bu. Yani orada aslında e, rakibin de yani Bodrum var ya orada rakip olarak. İlk devrede haliyle. İlk devredeki haliyle tabii farklı şu. E, onu söyleyebiliyorsun tabii. anladın mı? Bodrum bir Cendereden çıktı Kesinlikle. mesela şu an. Onu geçen de dedik. Hem Adıyaman Futbol Kulübü'ne hem de İnegöl Spor'a başarılar evet, Evet, selamlarımızı da gönderiyoruz iki tarafa. İki tarafa da selamlarımızı yollayalım. Bir diğer mücadeleye geçelim. Etimeskut Belediyespor kendi evinden Nide Anadolu Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Bu maç da cumartesi günü yine. Evet, Etimeskut ikinci devreye iyi başladı. İçeride 1461 Trabzon'u yendiler. Edeplasman'da Sivas'a yenilmediler. Belli bir oranda da kadro kurdular devre arasında. iyi hamleler yaptılar. Bence başta... bütçesine göre çok iyi hamleler Aynen. Yapıyoruz. Başta Mehmet Sıddık olmak üzere ki. Hani şöyle bir durum var. Ben tek transfer yanlış diyorum. O da Muhammed Beşir. Onun dışındaki hep ha, doğru. transfer. hani İnegöl'ün bütçesi karşılığında bence iyi transfer. Ben de aynı görüşteyim. Ee, şimdi nide son dönemde deplasmanlarda beraberlik çıkarıyor ama bu onlara yetmiyor. Hı -hı. Niğde bu maçta sence bir direnç gösterir mi? Gene bir hani beraberlik falan. Ben Yoksa sanmıyorum. Etim Eskut tarafında mısın? Ben Etim Eskut'un net favori görüyorum. Ben de Etim Eskut'un net favori görüyorum. <laughs> Bence Etim Eskut hani İnegöl'den daha iyi bir takım. Çok kadro daha, anlamında. Tabii canım. Hani tamam iyi kötü anlamında kıyaslamamak da lazım aslında. Çünkü iyi olan takım da kaybedebilir Niğde'ye. Veya evet. kötü olan takım da kaybedebilir. Bu futbolun doğasında var. Ama hani o maçla bu maçı kıyasladığım zaman da atıyorum Ordu İnegöl %70 kazanabilir diyorsan ben burada rahatlıkla %100 diyebiliyorum mesela Etimeskut için. Hani o güveni bana veriyor ve ikinci devreye çok iyi başladı Etimeskut. Hani Sivas maçında sen deplasmanda 1-0 geriye düşüyorsun. Zaten oradaki zemin herkes biliyor. Tabii, tabii. Bir de o gün buzluydu ayrıca. O zeminde yani son dakikada bir reaksiyon verip bir puan çıkartıyorsun. Önemliydi. Bunlar önemli noktalar. Ben de kazanacağını düşünüyorum. Zaten Niğde ile ilgili görüşümüzü belirtiyoruz. Artık üstüne basa basa söylemek istemiyorum. İnegöl maalesef yeni sezonu düşünmesi gerekiyor. Kimi? Niğde'nin. Niğde'nin. İne İnegöl, 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 İnegöl dedi Kusura bakmayın. Niğde Anadolu Futbol Kulübü. Aynen. Biraz Aynen. önce İnegöl'ü konuştuğum için şimdi İnegöl o dedim yüzden. bir anda. Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nün e, bence 3. <laughs> <üçüncü Gülüyor> yüzyılda düşünmesi gerekiyor ki bence Doğru. de düşünüyorlar. Yaptıkları transferlerin hepsi üçüncü oyuncusu zaten. Aynen öyle. Pazar gününe geçelim. Hem Etmenskut Belediye Spor hem de Nİ'de Anadolu Futbol Kulübü'ne başarılar evet. diliyelim. Pazar günü güzel ve zorlu maçlar var kağıt üstünde. Tek tek konuşalım. İlk olarak Sivas belediyespor Spor, Bayburt Özel İdare Spor maçı ile konuşacağız. Aynen. Sen e, konuşacağız. Sen dün Celil Başkan'la konuştun. Celil Çalışkan Başkan'la. Hı, hı Başkan sana bu maçı Sivas Spor'un sahasına aldırmak için e, Sivas Belediyespor'la görüşeceğiz dedi. Evet. Ama ben bunu ile şuna... görüşeceğiz dedi. Aynen. Ben bunu Sivas Belediyespor'un kabul edeceğini düşünmüyorum. Hı hı. Onu da şundan dolayı söyleyeyim bir Sivaslı olarak nedenini. Şimdi iki takımın kadrolarına baktığımızda Bayburt'un kadrosu Sivas'tan çok daha iyi bence. Şimdi iyi sahada Bayburt. Kaliteli oyuncuları iyi sahalarda daha rahat oynar. Gerçekçi olmak lazım. E Sivas'ta Bayburt'u kıstırmak isteyecektir. Çünkü bu iki takım direkt rakip playoff yarışında. Ve ben Hatta güzel ben... zeminli sahada oynanmasını isteyeceğini Sivas tarafının İsteyeceğine inanmıyorum. Hı hı. Çünkü Sivas'ın böyle bir niyeti olsaydı <laughs> ben bunu bir Sivaslı olarak söylüyorum kaç haftadır. Sivas Belediyespor'un zaten kışın o sahada oynamaması lazım. Çünkü orası hani tarladan beter duruma geliyor. Sivas Spor'un sahası alttan ısıtmalı orada oynamalı. Ama orada oynatılmıyor maçları Sivas Belediyespor'un. Eğer o sahada oynanırsa Bayburt'ta çok teknik oyuncular var. İlker Sayan, Emre Şahin, e, Sivas'ın kadrosuna göre. Sivas'ta Alpay Koçaklı biraz da Abdullah Topkar'a. Bir de Sivas'ta bak uç eksik var Ben hani maçın iyi zeminde de kötü zeminde de olsa e, Bayburt tarafına yakın olduğunu düşünüyorum hı hı. Hani Sivas sporun sahasında Ya da Sivas belediye sporun sahasında Bayburt'un en kötü yenilmeyeceğini düşünüyorum Ben Sivas güç kaybetti bir de Sinan Özkan gitti Timur gitti Eğer e, Bayburt'ta İlker ve Emre Şahin kalitelerini ortaya koyarlarsa Bayburt maçı alır hı hı. bence teknik oyuncular. Senin yorumun ne olur? Şimdi şunu söyleyeceğim. Hani sen de ne iki takım da playoff için mücadele ediyor. Direkt rakipler diye. Ben oraya şampiyonluk atıyorum. Ha, olur olmazlar. Sivas Sivasspor olamayacağını düşünüyorum. Bu ayrı zaten. Ama sonuçta bu takımların matematiksel olarak şansları yüksek değil mi? Tabii canım. Mi? O hala. yüzden bunu tabii, da söylememiz tabii. gerekiyor. Bu anlamı söyleme bir şey daha söyleyeceğim. Hı hı. başkanla konuştum senin dediğin gibi. Celil başkan direkt şunu dedi. Ben play düşünmüyorum dedi. Ben direkt şampiyonluk dedi. Hatta oyuncular da bunu söyledim dedi. Oyuncular da dediler ki ee, başkanım hani seni mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. O yani takımın ben... hedeflere doğrultusunda şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız dediler ki zaten şöyle bir şey de var aslında. Yani belki Bayburt'un şampiyonluk şansı başkalarına göre 50'dir, %50'dir, %60'dır, %40'dır, %30'dur veya bize göre öyledir ama yani Bayburt'un aslında şansı da var. Tabii. Ve devre arasında yapılan hamlelerle en azından biraz daha kulübe de genişlediği için ilk devreye göre. E, şansı matematiksel olarak da aslında oyun olarak da var. Ama ne yapması gerekiyor Bayburt'un? Çok fazla seriye ihtiyacı var. Şimdi geçen hafta kazandı 4-0 ama Şimdi bu maçla beraber yani bu maçı kazanıp bu maçın da üzerine en azından 2-3 maçta seri yani şu maçta beraber toplamda 3-4 maçlık seri yapması lazım. Bayburt Çünkü neden? arada bir de çok kaçak yaptı. Tabii. Kaçak dediğim puan kaybı hani kaçak elektrik oldu çok. E, puan kaybettiler. Mesela Ekstra, şey maçı işte. İçeride kaybettikleri. Turgutlu maçı. Tek kare top oynadılar. Hı hı, kazanamadılar. Berabere bitti. İlk devrede İnegöl'e kaybettiler. Hani Celil Başkan eğer hedef şampiyonluk dediyse oyunculara Diyor, da. Diyor aynen. Bayburt'un artık ekstra puan kaybına tahammülü yok. İşte yok hem e yok. Bu maçta da hedef 3 puan olur. Bir puan kurtarmaz. Tabii daha. zaten onu söylüyorum. Diyorum ya bu maçla beraber toplamda 3 veya 4 maçlık bir seri yapması Tabii. lazım ki. Bunu neden söylüyorum? Şimdi Afyon Bodrum şey e, Trabzon maçı var bu hafta. Sakarya e, ilerleyen var. haftalarda Sakarya Trabzon maçları olacak. 23 Şubat'ta Trabzon Sakarya maçı Aynen, var. Aynen bunları da, da kattığın şey. zaman işin içine Bayburt seri yaparsa abi başkanın dediği noktada Doğru Bayburt'ta olabilir iddialanabilir işin içine girebilir. En azından son haftaya kadar bu işin içinde olabilir. Tabii. Filiofa moralli girebilir. Aynen öyle. Ritimli daha Kesinlikle. doğrusu. Kesinlikle. Zor bir maç olacak. Ben bu karşılaşmada iki taraftan da gol bekliyorum. Gol Hı. ve goller bekliyorum. Bayburt'ta ayrılık da olacak ama isim vermiyorum şu anda. Tamam. Doğru olmaz bunu vermemiz. Kulüp açıklayacak zaten. Aynen kulüp açıklayacak Gökteniz bunu zaten. Gökdeniz Varol'da yüksek ihtimal kadro kadroda olur. Kadroda olur bu Gökdeniz Varol. Bence de. Ee, Bekliyorum. Tayip Kanarya burada yani buraya gelmekten mutlu zaten eski takım Bildiğin ama ya. onun için söylemiyorum daha çok. Hani Uşak da top gelmiyordu ve 90 artı 1'de 2'de oyuna giren bir Tayyip Kanare vardı. Ya. Burada geçen hafta Bayburt'un toplamda girdiği gol pozisyonu 27. Hı hı. Öyle bir istatistik var kulüpten bir geldi başkan direkt kendisi söyledi. 27 tane gol girişim var. Tayyip kan direkt şunu diyor. Ben bana Uşak'ta top gelmiyordu. Burada pozisyona girmekten yoruldum. Her atakta gol pozisyonu Tayyip oluyor. Tayyip bu maçta oynayabilecek mi durumunu öğrendim. Sıkıntı mi? yok Tayyip'te. Evet, peki, Tayyip zaten tamam. geçen hafta önlem olsun diye oyundan çıktı. Hani Doğru geçen de söyledik abi. zaten. Yok, hani çok fazla kadrosu yok çok genişledi bu devre arası transfer döneminde. Hı -hı. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sen onunla ilgili ne düşünüyorsun. Yok, sen ha. yok ben ha, sana soracağım bu, tamam, zaten. Tamam, Aynen şimdi geçen hafta tamam, daha doğrusu 2 3 hafta önce Hatta en başa alayım İbrahim Alan'la Uğur Mustafa Türk'ü gittiği zaman da sen yerini doldurması gerektiğini söylemiştin Bayburt'un ki bunu zaten ben de söylemiştim ama senin için bunu söyleyeceğim. Ardından transferler geldi, Tayyip Kanarya, Gökhan, Ömer geldi, Ömer geldi, Ömer geldi. bir de şey geldi, Cumhur geldi. Cumhur geldi maşında. Bu oyuncular geldiği zamanda ki önceden daha önce söyleyeyim daha doğrusu Gökdeniz gelmeden önce ve şey de gelmeden önce Gök... Ömer Yıldız'a gelmeden Doğru, önce da geldi. sen şunu demiştin Bayburt'un e, İbrahim Alan'la Uğur Mustafa Türk'ün çok arayacağını düşünüyordum. Yok yerini dolduramadığını söylemiştin. Aha. Ama geçen hafta yani Pazartesi günü konuştuğumuz zaman da ben sana sormuştum ya demiştim hani Bayburt sence yaptığı transferlerle <laughs> bu şeyi kapattı mı diye sormuştum. Sen de kapattığını düşündüğünü söylemiştin. Kapattı Sen bence. bunu söyledin diye bir taraftar yorum yazmıştı. Demişti ki ha, gördüm ha. ha. ha gökdeniz geldi diye mi oldu bu? Ya Yok. şöyle bir şey var zaten. Şöyle bir şey var sana soracağım. Zaten iki tane oyuncu gitmiş. İki oyuncu gittiği için kaç tane adam gelmesi lazım onun yerine? Aynı özellikle örnek vereyim veya verim verebilecek iki tane gelmesi lazım. Üç e, tane geldi. Ömer anladım. geldi. Tayyip'i geçiyorum Tayyip'i zaten Tayyip geldiğinden beri sen zaten yine aynısını söylemiştin tabii, iyi, sadece, dedik, dedi. iyi dedin de yine Tayyip varken de sen demiştin ki tam yerini daha dolduramadı sadece Tayyip geldi demiştin Doğru. ama ne oldu ardından E Gökdeniz geldi Ömer geldi bir de Gökdeniz Santrafor'da da oynuyor Aynen. Yani Urfa'da Gürses Hoca onu kullandı kesinlikle heruçta. E bunlar da gelince Duruma ne gibi. oldu bu sefer daha genişledi daha genişledi Meta'nın da görüşü tabii ki doğal olarak dedi ki yerini Yok şimdi şöyle Bayburt'un ilk devrede sıkıntısı vardı bak maçlarda hoca 90'da falan yala, yani mecburen oyuncu, oyuncu değiştiriyordu ki hani zamana. Çünkü güvenemiyordu. Genç Beşten oyuncular yapamıyordu vardı. Zaten değişiklik. Şimdi kadro çok genişledi. Bir de İlker sayan döndü. İlker sakattı. Aynen. İlker'i yeni transfer olarak görebiliriz. Çünkü İlker'den ilk devre çok verim alınamadı. Sakatlandı. Hatta daha, daha da oynayamadı. uzun geri Zaten erken. Cumhur Alternatif oyuncu olacak. Çünkü Onur kolayla ile Sefa Narin var. Bu iki Aynen. oyuncuyu şu an diğer takımlarda bile çok az oyuncu var Kesinlikle. Hani. E Volkan zaten ikimiz de... Volkan'ı biz beğenmiyoruz. Beğenmiyoruz, görüşümüz aynı. Kulüpteki isimlere de söyledik görüştüğümüz Bayburt'ta. Zaten Volkan bu takımda oynayamaz. Niye? Gökdeniz en kötü 3. forvet olur. Bir de Gökdeniz açıkları da yedekleyecek. 11'de de oynayabilir açıkta. Kanatı da oynayabilir açıkta. Durum. Mesela bir ara Bayburt'ta birçok oyuncu da sıkıntı olmuştu hastalık anlamında. Aynen. Emre Şahin yoktu. İlker sakattı. Onur Emre cesarlıydı. Korona oldu. Onur bir ara yakalandı ilk devre. Orada çok daraldı. Şu an Taner Hoca'nın eli çok geniş. Aynen. Zaten ben hmm. bunu diyorum. Bayburt hmm. bu kadroyla pliofa <laughs> kalamazsa başarısız. En kötü pliofa kalması gerekiyor. Kesinlikle. Ben şampiyonluk <laughs> için bir şey diyemiyorum ama Bayburt'un pliofa kalıp en kötü oradan denemesi lazım. Benim görüşüm. Zaten pliofa kim kalırsa iki grup için hep bunu söylüyoruz ya hani evet. takımların şansı hep eşit evet, diye. Geçen evet. sene ağır basan Kocaeli gibi bir takım yok, yok yani. Aynen. O yüzden Bayburt da zaten pliofa kalırsa bir de Bayburt'un şöyle bir özelliği var kadrosunda hani Eee nasıl diyeyim sana? Şimdi playoff nasıl bir sistem? Günübirlik performanslara yani. bakıyor ve e, ikili maçlara bakıyor. Şimdi Bayburt'un yani. da bu tarz maçlarda kadrosu oraya uygun bir kadro. Çok Şimdi bak, bak. Sakaryaspor'un kadrosu geniş sezona uygun bir kadro, tamam mı? Ama bence özellikle bu eleme usullü maçlarda Sakarya'nın kadrosu sıkıntı yaşayabilir ki zaten son 4 sezon içinde de yaşamış bir takım bir Spor. Bir de onun psikolojik sıkıntısı olur. Aynen olacak. o yüzden Olabilir. şimdi Bayburt Anırsın. buraya uygun bir takım. Doğru. Bak buraya kim de uygun? Sivas Belediyespor da buraya uygun. Bir de çok rahat Sivas. Aynen. O da bir avantaj. Yani bazı takımların Baskı böyle play-offlara uygun bir şey oluyor. Yani daha doğrusu Doğru. eleme usulüne uygun bir yapısı oluyor. Şimdi mesela kırmızı grupta da bunun en büyük örneği var. Ben sana söyleyeyim. Isparta ile mesela buca skorda, ayna, beyaz grupta, pardon, onlar da mesela buna uygun takımlar. Rahatlar bir de, Rahatlar. o da büyük avantaj. Bayburt'un da bu olarak. anlamda kadrosunda iki taraflı da aslında zaten şeyi var, e, yatkınlığı var ve malzemesi var ama Bayburt'un dediğim gibi 3-4 maçlık seri yapması lazım. Doğru. Ben bu maçta iki takımdan da gol bekliyorum. Bence gollü bir maç izleriz. Ben de Bayburt tarafındayım en kötü yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bakalım, Bakalım ne, olacak. ne olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maçta zirve açısından çok önemli bir maç. Sakarya Spor sahasında Van Spor'u alacak. Sakarya Spor'da Eyüpcan oynamayacak. Hamza'yı bekliyoruz 11'de. Ümit Kurtun yanında. Hı hı. Kırmızı kart cezalısı Can. Van Spor'da da Mehmet Özdiraz resmen imzaladı. Çağlayan Patrikası oynamaz mı diyorsun sen stoperde? Çağlayan sakat sıkıntı var. O, o yüzden yakıyor. yetişmeyecek mi yani? Valla yetişemeyeceğine dair haberler gördüm. Şu anda çok net bir bilgi gelmedi. Taraftarlar biliyorsa izleyiciler onlara bilgi Çağlayan bekliyoruz. zaten varsa Çağlayan oynar. Hı hı. Çağlayan ligin en iyi stoperlerinden biri bu sene. Mehmet Özdiraz'a ve Van Spor'a da hayırlı uğurlu olsun. Evet hayırlı olsun. Mehmet'le sen pazartesi günü konuşmuştun sabah Aynen. Mehmet Özdiraz'la. Ee, Van Spor taraftarları ne oldu niye gelmedi falan biraz endişeye kapıldılar ama dün imzaladı. Zaten gelecek. Şehre gelmesi biraz uzadı hani prosedürlerden falan çünkü nazilliyle feshetmesi gerekiyordu. Dün açıklandı dün akşamda geldi hemen imzaladı akşamüstü bana. Ee, nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Burak Süleyman'ı 11'de bekliyorum Sakaryaspor'da. Spor'da. Kulübe'ye gidecek gibime geliyor. Bir de Sakarya Spor'da Onur Ramazan toprağı ne oldu? Durumu nedir? Rica ediyoruz izleyicilerimizden. 3 hafta dendi. Neredeyse 2 ay olacak. Aynen. Onur'u çok arıyor Onur Ramazan'ı Sakarya Spor. Bir de Sakarya Spor'un kesinlikle pliofa kalmadan çıkması gerekiyor kendi adına. Eğer iş pliofa kalırsa yine bir psikolojik sıkıntı yaşayabilirler. Zaten yavaş yavaş bile yani Sakarya Spor taraftarlarında bile o psikoloji oluşmaya başladı. Normal hani ama Hani biz son geriye 4, düşeceğiz 4, diye düşünüyorlar şu anda. 3 final. Ve düşersek de Piyof sıkıntısını zaten iş hissedeceklerini onlar da biliyorlar. Şimdi ben sana şunu soracağım dedin ya biraz önce. Burak Süleyman 11'de bekliyor. Hurşit'i, yani daha doğrusu Hurşit konusunda niye öyle düşündün? Yani neden kulübe geçmesi gerektiğini düşündün daha doğrusu. Çünkü Hurşit'i sen çok özellikle övüyordun. Hani beğeniyordun. Ve oynuyordu ama burada yanan o olacak gibi mi geliyor? Ama sence şu anda Burak Süleyman formayı alabilecek noktada mı? Şu takım son iki maçın üst üste kaybettiği için Hı -hı. hocanın Burak Süleymana sarılacağını düşünüyorum. Bence hocanın öyle değil, tam tersi bir şey yapması lazım. Bence çift forvete dönmesi lazım. Vallahi Ali, Ali Özgün, Ali Özgün bu maçta da oynamazsa. Hoca küstürüyor ben Ali bir sıkıntı ararım Ali Özgün oynamazsa. Ali Özgün'ü küstürüyor bence. Geçen hafta oyuna bile almaması Almadı, bence aynen. büyük bir hata. Girmet. Onu söyleyeyim. Bence ben sana söyleyeyim. Sakaryaspor'un bence özellikle iç saha maçlarında çift forvet oynaması lazım. Veya maça göre. Deplasmanda da, da oynayabilir yani. Şimdi şöyle olabilir. Ben hocanın yerinde olsam iki tane altı ile oynayıp çift forvetle çıkarım. Çünkü Sakarya Spor on numaralarından verim alamıyor. Zaten Ömercan hiç katkı vermiyor. Ömer Bozan Ömer da da üç gol 4 asist. Hani şampiyonluğu oynayan bir takım da şu ana kadarki ki istatistikleri çok parlak değil. Yo bence 3, 4, 3 gol 4 asist aslında iyi bir şey de oyun olan anlamında çok kötü zaten. Taraftar beğenmiyor. Hani performansı Maç içerisinde çok kayboluyor anladın mı Oğuz Koçabal Okan Dernek yapıp 2-6 Çift forvet oynayabilir Sakarya Spor Okan Derneği beğendim taraftarlar beğenmiyorlar Okan Derneği Ben de beğenmedim oynadığı maçlarda Bodrum zor bir maçtı da Sakarya Spor'da ama kan, zaten, hani kaç tane oyuncu iyi oynadı ki ama, o maçta. Ama zaten sen şampiyonu oynuyorsan daha doğrusu şöyle. Biraz sabır gösterilmesi Bir dakika sen şampiyonu oynayacak takıma geliyorsan zaten e zaten Bodrum maçında, Çorum maçında. Tabii, orası Trabzon maçlarında oynayacaksın zaten. Tabii canım. Sen bu seviyeye geliyorsan zaten yani. Maraş maçında oynuyorsan o zaman sen de ben de gidelim oynayalım Maraş maçında. Vallahi iyi olur bir spor yapardık. Yani Okan sana? Dernek veya sadece Okan Dernek özelinde söylemiyorum. Hangi canım, oyuncu şampiyon olacak takıma geliyorsa zaten senin Üst seviye maçlarda kendini gösterip Burak takımına Süleyman bir şey Burak Süleyman da bir başladım. etki yaratamadı mesela 65'te girdi. Ne yapsınlar ben ben daha iyi. Yani, ama yani ona bir ya şey diyemezsin Ya ben şöyle ki. düşünüyorum. Sakarya Ali Özgün'ü kullanması lazım. senin de Kullanması dediğin lazım gibi. zaten. Bak ben yine söyleyip Ercüment Hoca geçen hafta ilk defa 23 hafta sonunda maç bir başta sınıfta kaldı. Sarıyer maçında ben Ercüment Hoca'ya bir şey demiyorum. Ama Bodrum maçında sana sınıfta katılıyorum. Sınıfta ka ben de zaten biliyorsun Sarıyer maçında hiçbir şey söylemedik hocaya. Ama... Bu başında ciddi anlamda sınıfta kaldı. Mesela bak Burak Süleyman'ı 60'ta oyuna aldı anda Ali Özgün'ü de aynı anda alacaktı. Forvet alması lazımdı. Doğru. Çünkü Sakaryaspor yani üretmesi lazımdı ama hoca yanlış yaptı. Hocanın dokunuşları çok önemli olacak. Eğer hoca da e, hakimiyetini kaybederse bak Sakaryaspor bir anda sıkıntıya iyice girebilir. Onu söyleyelim. Çok zor bir maç. Van e, Spor için ne düşünüyorsun? Trabzon'da da deplasmanda oynayacak Sakaryaspor. 23 Şubat Pazar günü. O yüzden günü hani oraya olarak. kadar hata yapmaması lazım. Vanspor Van Spor konusunda da Mehmet Özaz için ve Van Spor için hayırlı olmasını diliyorum. Bence iyi bir transfer oldu ki Van Spor da sezon başlarken buçuk hafta kala kadroyu kurdu. Herkes sıkıntılı bir gidişat bekliyordu ki biz de öyle bekliyorduk. Ama Van Spor ciddi anlamda şu anda pilavı kovalıyor. Tabii. 35 puan 5 puanlık fark var. Van Spor Mehmet Özdüraz'ın transferiyle bence orta alanda biraz daha etkin olacak. <laughs> ee, Açıklar çok iyi oldu. Açıklar zaten Uğurcan çok iyi. solda Mehmet Özdüraz. Aynen gayet iyi oldu. E, yere geliyor on numarada da oynuyor biliyorsun, biliyorsun Mehmet Özdağ orta alanda. O yüzden hani alternatif anlamda da ondan çok fazla bir hani nasıl diyeyim çok fazla böyle yaralanabileceği bölgeler var. E, o yüzden Van Spor için nokta bir transfer ve ilerleyen haftalarda eğer Van Spor iyi gidişatını devam ettirir bu playoff'u kovalarsa işin rengi değişik olabilir. Çünkü Van Spor ciddi anlamda e, iyi futbol oynuyor. Aynen. Onu söyleyeyim. Ben bu maçla ilgili de şöyle söyleyeceğim. Ben mesela Çorum Futbol Kulübü Van maçına gittim. Takım halinde Van Spor çok iyi savunma yaptı. Takım halinde çok iyi hücuma çıktılar. Eğer Van Spor o maçtaki gibi oynarsa Sakarya Spor'u ihtimali var. Onu söyleyeyim. Ee, Sakarya Spor'un da hataya tahammülü yok. Kalmadı. Ee, zor bir maç. Ben Sakarya bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Ee, ben Sakarya kazanacağını düşünüyorum. 3 puan alacağını düşünüyorum. Ayrıca Tahir Babaoğlu'ndan da ben bu maçta gol bekliyorum. Ama şunu da söylüyorum. Ercüment Hoca'nın kesinlikle çift forvetle oynaması gerekiyor bu maçta. Ben Sakaryaspor'un taraftarıyla bu maçta favori olduğunu düşünüyorum. Taraftarın arkasına alarak maçı kazanacağını. Ben de aynı göstersin. Mehmet Özdiraz bu maça bir intikam maçı olarak bakar mı kendi adına? Sezon başı Sakaryaspor'a gelmişti. Hiç oynamadan gönderildi. Ne düşünüyorsun? Yok onlar ilgili bir şey Ekstra diyemem. Ekstra bir hırsla çıkar mı? Bu ters de tepebilir mi yoksa Van Spor'a fayda sağlar mı? Ya da belki de Mehmet Özdiraz yedek başlayacak. Bilmiyorum ben onda bir şey diyemiyorum. Neden gitti, niye gitti bilmiyoruz. O yüzden onun için çok şey bir, bir oyuncu söylemiyorum. biliyorsun Mehmet Aynen. Ziraz, o yüzden. Ee, bakalım. Ben büyük ihtimalle de bu maçta kulübede bekliyorum. Hani ilk Sonradan başta 11'de girer başlayacağını diyorsun. düşünmüyorum. Hamle Sakaryaspor'un önünde olduğunu düşünüyorum. Bence kazanacaklar. Ben de Dediğim ederim. gibi Tahir'den de gol bekliyorum. Bakalım ne olacak. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen hem Sakarya'ya hem de Van'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maçta çok kritik. Pazar günü. Afşet Afyon spor. 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Hı hı. Afyon'da Süleyman Olgun da takımdan ayrıldı. İki evet. tarafa da hayırlı uğurlu olmasını aynen öyle. dileyelim bu kararın. Afyon'da tecrübeli oyuncular bir bir takımdan gidiyorlar. 1461 Trabzon FK'da dün Denizan Taşkan'ı kiraladı Ümraniye Spor'dan. Denizhan iyi bir oyuncu ama alternatif olur en fazla. Aynen. Çünkü burada da kadro çok geniş. Ama çok hızlı bir oyuncu. Bu ligde iş yapabilecek bir oyuncu. 1461 gibi dinamik bir takıma da uyum sağlayacak bir oyuncu. Sabah sen Celle Kimoğlu Başkan'la görüştün. Hı hı. Nizamettin Çalışkan haberi çıktı. Başkan istedik dedi ama Kulübü bırakmadı. Manisa Futbol Kulübü vermiyor dedi. Aynen. Ee, Nizamettin'i. Nasıl bir maç bekliyorsun? Şimdi Afyon çok e, genç oyunculara kalan bir takım haline geldi neredeyse. Hani çok genç demeyeyim ama yani biraz daha böyle e, tecrübeli oyuncular hep gitti. Doğan tecrübeli. Ateş, Erdinç, Cihan Özkara, Süleyman Olgun, Bayram Olgun da gitti zaten. Ki ben Erhan Şentürk de giderse şaşırmam. Sana söyleyeyim 6 gün kaldı. Aldı. aldı ama şu an Tahacan Velioğlu, Erhan, Hamza ok. ok, Nazmi Can Doğan. Nazmi yıllardır burada zaten. Aynı. Mehmet Abdullah Çoban var Solbek. Hep genç oyuncular kaldı neredeyse. Alper Turus'un da biraz tecrübeli sayayım. Ve Afyon çok sence tecrübeli oyuncuları lağvetmedi mi takımdan? Tabii ki yaptı. Ve nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Afyon'un kendi evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum. Öyle mi düşünüyorsun? Şundan dolayı... Bir reaksiyon Afyon... maçı olarak mı görüyorsun? Daha doğrusu şundan dolayı Afyon'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Afyon'un bu maçı psikolojik kırılma maçı olarak göreceğini düşünüyorum. Afyon bu maçı da kaybederse bence Cem Hoca gider. Hı -hı. Benim düşüncem. Cem Hoca da bence başarılı oldu gayet. Biz ümitsizlik geldiğinde ama bizi yanılttı. Hocalık bir durum yok burada çünkü hoca transfer de yapamıyor takım. Ben son kurşun gibi düşünüyorum onlar adına. Bu ters de tepebilir. Çünkü 1461'in çok hızlı oyuncuları var. Başta Musa Cener Aktaş. İşi de bitirebilirler Hı -hı. bir anda. Ama ben Afyon'un yenilmeyeceğini düşünüyorum en kötü. Fakat 1461'de kazanırsa şaşırmam. Ben bunu psikolojik bir maç olarak Hı -hı. görüyorum. O yüzden Afyon tarafındayım. Ben de sana sıkıntılı bir maç. Aynen. Ben de şunu söyleyeceğim. Hı -hı. Şimdi Afyonsporda bence Hoca da son iki haftadır e, hakimiyeti kaybetti. Bence Hoca istedik istekleri yerine gelmediği için Hoca da dağıldı. Bence. Ama yok. Bana öyle yok. Geçiyor. Ben sana en büyük örneğini daha doğrusu yapılan hamleyi söyleyeyim. Ve geçen hafta Fatih Aktav Yedekti. Şimdi Fatih Aktağ'ın yedek kalmasının diğer oyuncunun gitmesiyle alakası var mı sence? Zaten bu kadar oyuncu gidiyorsa Fatih zaten takımın en iyilerinden birisi. Son O zaman ilk devre bitene kadar 6-7 evet. haftada e, takımın en iyisiydi. Kazanılan Sivas maçı, kazanılan Çorum maçı, sahanın yıldızı Fatih Aktağ'dı. Şimdi Fatih Aktav'ın zaten geçen hafta yedek kalması bence büyük bir fiyasko. Takımda bu kadar oyuncu gitmiş, hücumda zaten Erhan Şentürk dışında, Hani böyle elle tutulur bir oyuncun kalmamış. E Fatih nasıl yedek kaldı takımda? Hoca sence yönetime mesaj mı veriyor? Ya yok ne mesajı öyle mesaj mı olur sence? Mesaj vereceksen dersin ki atıyorum maç sonu açıklama yaparsın. İstediklerimizi yapamıyoruz dersin. Kadromuz şu kadar dersin. O zaman mesaj vermiş olursun. Ama Fatih Aktaş'ın yedek kalması bence hocanın kendi hanesi için eksi bir durum. Onu söyleyeyim. Orada sana katılıyorum. Zaten onu söylemek evet. istedim. Normalde zaten Cem Hoca bence başarısız değil ama yaptığı o hamle yanlıştı. Cem onu Hoca'da söyleyeyim. da büyük sıkıntı var. Cem Hoca da tecrübeli oyuncularla çalışamıyor. Evet onda sıkıntı da bir var sıkıntı. onu zaten söylemiştim. Şey şimdi ben oyuncular. Cem Hoca'nın yerinde olsaydım bu kadar giden oyuncuya izin vermezdim. Afyon'un çıkmak istiyorsa tecrübeli oyunculara ihtiyacı e, tabii var. Tabii ki var. Mesela 1461 Trabzon niye gitti Nizamettin'e teklif yaptı. Celil Hekimoğlu başkan bir tane de şey oyuncu istiyor birkaç lider tane de. Lider oyuncu istiyor. Tabi takıma ön ayak gelecek, edecek. Aynen. Tecrübeli lider Genç oyuncu. Genç oyuncuları Hala çekip buraların çevirecek. Buraların havasını bilecek aynen. oyuncu istiyor. Aynen kesinlikle. Şimdi zaten şöyle bir şey var. Bak 1461 Trabzon mesela ne yaptı? Baktı ki biz çok iyi gidiyoruz <laughs> tamam mı? Baktı ki puan farkı da 5'te bitti ilk devre. Ne yaptı hemen? Devre arasında bomba transferler yaptı. Şampiyonu götürecek oyuncular aldı. E sonra ne oldu? İlk hafta oynandı bitti 8 puana çıktı. Sonradan bir baktı ki ortalık 6 puana düştü. Pardon, 5 evet, oldu. 5'e düştü. Sonradan bir baktı 2'ye düştü. Ne oldu bu sefer? Gene transferler devam. İrfan geldi. Öyle. E şimdi bir orta saha ranıyor diyceğiz. Mustafa lider. Keskin geldi Arta Berli'nden. Aynen. O geleceğe yönelik bir transfer. Hemen bir şey beklemek, oyuncuya da ekstra yük olur. E tabii ki yani ne yaptı Trabzon? Bu sefer hedefleri doltusunda hamleler yaptı, üstüne koydu ama afyonun üstüne koymayı bırak. Eldeki oyuncuları da gönderdi. Tabii. Ciddi bir kan sıkıntı kaybet oluştu. Kaybetti. Erdinç Pekgöz bu ligin en iyi stoperlerinden biri. Bir de sol stoper Nimet Aynen, gibi. Nimet gibi. Gitti. Yani Afyon'da bence ciddi sıkıntı var ve ben sana şunu söyleyeyim mi? Hani Afyon Spor Çorum Futbol Kulübü maçında Afyon kazandı, Çorum Futbol Kulübü kaosa gitti ya. Aynen. Bence bu karşılaşmada da ben 1461 Trabzon'un en kötü yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ama kazanırsa aynı Afyon Çorum maçında Çorum nasıl kaosa gittiyse bu maçta da Afyon'un kaosa gideceğini Gilebilir. düşünüyorum. Doğru. Ben Trabzon tarafındayım. Öyle olur. Son performansı, kadro kalitesine baktığım zaman da bana göre ciddi anlamda Trabzon ağır basıyor. Bakalım ben sana olacak. bunu söyleyeyim. Ben Dafyon'u yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ayrıştık. Bakalım, Bakalım ne olacak? olacak. Merak ediyorum. Aynen öyle. İki takıma da başarılar dileyelim. Bir şey daha ettim Trabzon'a. <laughs> e, şimdi Nizamettin'e teklif yaptı. Kulübü bırakmadı ya Celil Başkan sabah bana şunu söyledi. Eğer lider bir oyuncu olursa ortası anlamında ama sadece bu? Alabilir. Transfer aslında. yapılacak. Eğer olmazsa da çok çok da gerek yok dedi. Zaten 1461'in kadrosu çok geniş dedi. Onu söyleyelim. Bak geçen sene 1461 hep çıkamaz diyorduk hatırlıyorsun değil mi? Forvet eksiklikten dolayı bu sene demiyoruz. başka forvet yoktu çünkü. Bu sene 1461 çıkarsa kimse şaşırmasın. Aynen öyle. Geçen sene hep çıkamaz dedik ve çıkamamıştı ama bu sene çıkabilir. Tabii ki. Öyle bir en kötü playoff'tan çıkar bu kadro yani. Tabii tabii. bir de Yusuf sene, sene açıklama iyi. yaptı. Bizim şampiyonluğa olan iştahımız arttı dedi. Aynen öyle. Sakarya Spor'un kayıplarından zaten dolayı. zaten. Yani normal olan görüyoruz zaten de, bunu. Doğal olarak. Yani 48'e 40 iken yani bir buçuk haftada 48'e 46'ya 46 46 geldi. Aynen 48'e 46 oldu. Hem Afyon cephesine hem de 1461 Selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlarımızı Aynen yollayalım. Öyle. İki takıma da bu kritik ve zorlu maçta başarılar dileyelim. Bir diğer <laughs> mücadeleye geçelim. İyi yaşa. Sağ ol. Sen de gör. Serik Belediyespor sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Serik ikinci yarıya çok kötü başladı. Geçen taraftarların yorumlarını falan da okudum Serik sayfalarında. Biz hocayı neden gönderdik diye hep yazmışlar. Çorum'da, Çorum Futbol Kulübü de kötü gidişatın ardından... ...geçen hafta taraftarlarını sevindirmeyi bildi. 5-1'lik net bir galibiyette. Dün Serik Belediyespor'da salı günü yönetim... Tesislere geldi, bir oyunculara moral verme anlamında ama ne kadar işe yarar şüpheliyim. Yaramazsın Çorum'da var, da önce, Mehmet maalesef. Gürkan Ankara Spora gidiyor gibi ki bence gitmesi Mehmet Gürkan'ın doğru çünkü taraftarlar da Gürkan'ın gitmesini istiyorlar. Kaptandık Bazı bandını falan takmadı hani. Attı dediler. Aynen attı. gitmesi taraftarla. Ben de zaten bir oyuncuyla bir taraftarın arası bozuldu hani taraftarların o oyuncunun o kulüpten gitmesini doğru görüyorum. Orada çünkü daha dikiş, dikiş tutmuyor, tutmuyor. Aynen. Ben bu maçta Çorum Futbol Kulübü'nün kazanacağını düşünüyorum Antalya'da. Senin yorumun ne olur? Valla güzel bir maç olacak. Bence Serik evet. 3'te 0 çekerek başladı. Ki bunu bekliyorduk. Çorum Futbol Kulübü de <laughs> Turgutlu'yu 5-1 mağlup ederek Moral buldu. Galibiyet hasretine son verdi. Aynen. Moral buldu. Piyof anlamında da tekrardan iddialandı. Çünkü sadece 3 puanlık bir fark Doğru. var bir maç. Ee, o yüzden Çorum Futbol Kulübü'nün kazanmaya devam etmesi lazım. Seri galibiyetlere devam etmesi gerekiyor. Ben bu karşılaşmada bol gol bekliyorum. Aynı Çorum Turgutlu maçında bol gol beklemiştim ya. Aynen abi. gol ve gol der, bekliyorum. Çorum Futbol Kulübü'nün kazanacağını düşünüyorum. Ben Çorum Futbol Kulübü'nden 3-1 veya 3-2'lik bir galibiyet bekliyorum Serik'te de Ramazan yok Sabek o da daha geçen hafta ilk maçında Kırmızı kart gördü Ramazan Işık zaten. onu da söyleyelim İki takıma da başarılar dileyelim Aynen evet. öyle. Peki Çorum bu maçı kazanırsa sence şampiyonluk için Yeniden ümitlenebilir mi? Zor. Yok Çorum futbol kulübünün şampiyonluk şansı kalmadı Çorum bence. için gerçekçi hedef playoff'tan off. çıkmak Aynen. Ki Çorum bu kadrosuyla da playoff'tan çıkabilir Bir de şöyle bir şey var bak şimdi. Çorum... Hala geniş bak kadrosu Aynen. kötü değil Bak şimdi Çorum'da şöyle bir şey var taraftarlarda söyleyeyim Şimdi Çorum futbol kulübü Fatih Hocam bıraktı bir cendereye girdi. Şimdi bu cendereye yaşarken geçen hafta Gaybet Hasretine son verdi ya 5-1 kazandı. Şimdi ne oldu? pre-off için sadece 3 puanlık bir farkı var. Doğru. Şimdi bu kadar kaosla gelen bir takım bir anda e, maçlarını kazanıp pre-off'a girerse o takım arkadan bir havayla girmiş olacak. Tabii. Şimdi böyle bir havayla gireceği için girerse yani daha doğrusu şu an futbol kulübü pre-off'tan çıkma ihtimali o kadar yüksek ki bunu ee, yıllardır TFF 1. Liginde gördük, hep play offta 5. takımlar çıktı. Niye? Şey, altıncı ya yani da beş. takım pardon. Beş, 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 Aynen. Ya yani şöyle, beş ile altı giren daha moralli giriyor ve Alt, beşinci çıkıyor. Aynen. Yani Yok, niye? Beş, beş, Son anda girdiği için... Ki mesela, Hı -hı. şöyle örnek vereyim. Aslında geçen sene Altay altıncı girdi. 5 girdi Altay. İstanbulspor Spor dördüncüydü. Beşleştiler ya. Samsun 3, Altın Ordu da 6 altı. Öyle miydi? Tabii. TFF birincilikte bir şey, pardon var. Yan, yan, yok yanlış söyledim. 2019-20'de Karagümrük 6. sıradaydı. Son anda girmişti ya playoff'a. Oradan hatırladım. Ee, aynen. Aynen yani öyle şöyle, oldu. Ondan ne oldu? Playoff'tan çıktı. Niye? Şimdi arkadan bir gazla geldi. Karagümrük biliyorsunuz zaten orada herkes bakarsa son haftalarda ne yaptı? Bir anda galibiyet serisi yaparak bir anda playoff'a girdi. Çünkü 6 ile çekişiyordu. TFF birincilikte zaten bir olay var biliyorsun. 3. sıradan playoff'a girip de çıkabilen sadece bir tane takım var. Aynen. Aytemiz Alanya Spor 15-16. Diğer takımlar psikolojik bir sıkıntıya giriyor. Hı hı. Şimdi burada söylediğim örnek Doğru. de şunu. Söylemek istiyorum. Arkadan moralsiz sezon içinde moral bozukluğu yaşayan takımlar kaos yaşayan takımlar <laughs> bir anda hiç beklemeden iyi bir gidişat imza attı. İyi meyveler. Giriyorsa Tabii, o büyük bir avantaja sahip oluyor. <laughs> Mesela Aynen. en büyük örneğini sana vereyim. Herkes geçen sene beyaz grubu takip etsin. Kocaeli spor. Sezon içinde hep kaos yaşadı. Hep kaos yaşadı. Pilofa girdi ve ne yaptı? Piloftan çıktı. Aynen. O yüzden Çorum'un bu anlamda bir şansı olabilir. Ben bol golü bir maç bekliyorum. Çorum'un da kazanacağını düşünüyorum. 3-1 veya 3-2'lik bir galibiyet bekliyorum. Valla Çorum'un hala gayet iyi bir kadrosu var. Çorum'da bence tek olay şu. Gitmek isteyen kim varsa gitsin, gönderilsin oyuncu olarak. Öyle doluyor zaten şu anda. Çünkü bu oyuncuların paraları sezon sonuna kadar ödeniyor. Fatih Özcan ödüyor başkan. Eski başkan Fatih Başkan. takımın hani teplasman paraları için de para veriyor hala. Yakup Ateş'e o devam ediyor. Çorum'da oyuncuların paraları garanti ödenecek. Onda bir sıkıntı yok. Hı -hı. Ödeniyor da. Ee, gitmek isteyen kim varsa gönderilsin oynamak istemeyen hala elde iyi bir kadro var. Onu Kesinlikle söyleyeyim. Öyle, aynen. Ya bu kadroyla da çorum çıkabilir. Yani öyle kötü bir kadro yok yani. Hı -hı. Gayet iyi. Serkan Yavuz, Burak, Mehmet Akgöz, Murat Yıldırım. Ali aynen. Umut Musi Kaya mı Yıldırım. gitmek istiyor? Atıyorum. Mehmet Gürkan mı? Kim gidiyorsa gitsin. Hala iyi bir kadro var elde ki. Bu oyuncuların zaten paraları da ödendiği halde takıma sıkıntı çıkarmaları o ayrı bir problem. Tabii. He, tabii bunlar paralarını alamaz eyvallah. Ha şöyle olur. Para kazandırıp giden oyuncuya lafım yok. Hasan Küçük ciddi bir para kazandırdı. Hı hı. Tamam yani. ona Ben, ben şuna bakarım. Hani sen eğer zaten paranı alıyorsan Tabii. bu takıma e, şunu yapman lazım. Yani yarı yolda bırakmayıp sezon sonuna kadar oynayıp sezon sonu araman Doğru. gerekiyor. Ya da ciddi para kazandıran oyuncuya lafım yok. Bak hı hı. Hasan Küçük çok ciddi bir miktar kazandırdı alt ligler için. Hı hı. Öyle gitsin giden adam ama takıma hiçbir fayda sağlamamış. Eşek yüküyle de para almış kamyon dolusu. Ama ben gitmek istiyorum diye mızıkçılık yapan kim Aynen. varsa göndereceğim kesinlikle öyle, Çünkü burada profesyonel bir iş yapıyorsun. Halı sahaya biz 6. 7. 8. adamı aramıyoruz. Hani benim eşim ver izin vermedi ben gelemiyorum. Aynen. Hanım izin vermedi. <laughs> Onun yerine adam çağırmıyorsun. Burada profesyonel iş bu. Aynen öyle. Maç başına ne para kazanıyor bu oyuncular? Kim gidiyorsa gitsin. Hiçbir oyuncu hiçbir bir takımdan büyük değil hani bu. Kesinlikle öyle. Çorum Futbol Kulübü olur, sürü, sürü Bağlar Spor olur, Real Madrid olur takımın da önemi yok. Aynen i̇ki öyle. takıma da başarılar dileyelim. Seriye de Çorum'a da selamlarımız yolluyoruz. Evet, selamlarımızı gönderiyoruz iki tarafa da. Bir diğer mücadeleye geçelim. Geçelim. Bu maç alt sıraları çok yakından ilgilendiriyor. Kahramanmaraşspor, Sarıyer maçı. Sarıyerli izleyicimiz Ali Bey geçen yorum yazmış. İlk defa bizim için güzel şeyler dediniz diyen Ama Doğru de... şey yapılırsa söylüyoruz yok, zaten. Yok, tabi canım Sarıyer devre arasında iyi hamleler yaptı. Hani keşke bunu sezon başında yapsaydı ki Sarıyer'in bu bulunduğu durum Sarıyer'e hiç yakışmıyor. Eyüp Spor. Biz Sarıyer'in iddialı olmasını istiyoruz. Aynı. Para Gümrük. Gibi. Görüyorsun bak İstanbul'un birçok takımı atılım yaptılar. Aynen. Sarıyer yıllardır bu ligde. Biz Sarıyer'in yukarıya oynamasını istiyoruz. İstanbul'da da yaşayan insanlar olarak. Ayı. Sevdiğimiz bir yer zaten. Aynen. Güzel bir yer. Güzel zaten. de bir yer. Valla Maraş hı. adına işler çok zor. Hani e, başkanın da amacı zaten takımı küme düşürmek. Bunu herkes biliyor, biliyorsun. Hı hı. Ben bu maçta Sarıyer tarafında Sarıyer'in kazanıp biraz daha rahatlayacağını düşünüyorum. Daha rahatlamayacak da. Ee, ya en azından Adıyaman'ın maçı var ya daha. şimdi zaten, eksi maçı var Eksik yani. Eksik maçı var ama. O yüzden Sarıyer'in kazanması lazım. Tabi, aynen hem o var, bir de. Bir sana... de direkt rakip zaten. Evet. Ben... Hani kazanman lazım. Aynen ve Maraş'ta iyi durumda değil. Geçen hafta da Bayburt maçında biliyorsun 8 gol yiyecekti. Yani hakemin 2 tane offside kararı yanlış. 2 değil 4 tane. 4 tane, tane offside verdi de ikisi çok net yanlış. 6-0 bitecek maçı 4-0 bitti. Ben Sarıyer tarafındayım. Hı hı. Zaten ben de Sarıyer tarafındayım. Sarıyer direkt rakibi kazanmaktan başka çaresi yok. Bak Sarıyer ekstra 3 puan aldı Sakaryaspor'a muhalif ederek. Sen oradan Karagümrük'ün kaçıncı sırada bitirdiğini bakıyorsun. Beşinci bitirmişti. Bitirmiş? O da kim bitirmiş? Bursa Spor. Adana Demir Spor'da Şimdi Sarıyer e, zaten direkt rakibiyle oynayacak. Direkt rakibiyle oynayacağı Tabii. için ve şimdi Sakarya Spor gibi bir rakipten ekstra bonus 3 puan da aldığı için. Anlamlı olması anlamlı için. olması için rakiplerini de mağlup etmesi tamam. lazım. Yani bir arasında oynadığı maçlardan galibiyet çıkması lazım. Ben Sarıyer'in bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Hatta bir adım değil iki adım önde olduğunu düşünüyorum. Bence Sarıyer kazanarak 3 puan alacak. Maraş'la ilgili görüşlerim hala aynı. E, sezon sonuna kadar da aynı devam edecek. E, bakalım nasıl bir maç olacak. Erdem'le ilgili sence nasıl bir gelişme olacak? Oynayacak mı, oynamayacak mı? Geçen hafta bir cezalı durumu yoktu. Oynamazsa Sarıyer için çok büyük avantaj. Aynen. Zaten Maraş'ın malzemesi belli. Hı, hı Oynarsa da ne yapar? Sarıyer'in stoperi iyi, Talha Yazgan iyi stoper. Ya Talha yukarıya oynayacak takımların oyuncusu. Aynen. Çok iyi oynuyor. Geçen hafta da gol attı. Evet, sezon başından beri de az sayıdaki istikrarlı oyuncusundan biriydi Sarıyer'in. Ben Sarıyer tarafındayım. ben de Sarıyer'in kazanacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Hem Maraş hem de Sarıyer'e de selamlarımızı yollayalım. Diyarbakır Spor Ankara Spor maçına geçelim. Ankara Spor Mehmet Gürkan'la anlaştı. Yüksek ihtimal oraya gidecek Mehmet evet. Gürkan. Diyarbakır Spor'da da sessizlik hakim son dönemde. İkinci devreye iyi de başlamadılar. Ankara Spor'da da zaten büyük bir düşüş var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Her türlü sonucu açık bir maç. İki takımda şu an serseri mayın gibi. Ne düşünüyorsun? Aynen senin bu tabirin geçen sene çok yoğundu. Vallahi zor bir maç. Benim maçla ilgili bir görüşüm yok. İki tarafta kazanabilir. iki tarafta kaybedebilir. Öyle bir maç. Gel gitti bir maç yani daha doğrusu. İki takıma da başarı dileklerimi iletiyorum. Benim cidden maçla ilgili hiçbir görüşüm i̇ki yok. İki takımda Zor da gram maç. istikrar yok. Aynen maalesef. Öyle sıkıntılı durumda olan Aynen iki takımın maçı yani. Maalesef. iki takıma da başarılar dileyelim. Hı hı. Son olarak da Turgutlu Spor-Bodrum Spor maçını konuşacağız. Ligin ikinci devresine çok kötü başlayan Turgutlu Spor. Ligin ikinci devresine fırtına gibi girip Yeniden playoff'un içine dahil olan ve ligde 4. sıraya yükselen Bodrum Spor'u ağırlayacak. <laughs> Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Süleyman Güneş'le ile Berk İsmail ikilisi 11'de başlarsa Bodrum tarafındayım. Senin yorumun ne olur? Valla bu maç çok kritik bir maç. Tabii. İki taraf içinde. Turgut Spor da büyük takımlara karşı puanlar aldı. Kazandığı maçlar var. Berabere kaldığı, Aynen. zorladığı maçlar var. Bu anlamda zor bir maç. Ben bol golli bir karşılaşma bekliyorum. İki taraftan da gol ve goller bekliyorum. Bodrum Spor'un da en kötü yerinmeden sağdan ayrılacağını düşünüyorum ama... Beraberlik tabii ki yetmiyor, kazanması Hedef gerekiyor. Şampiyonluksa kesinlikle yetmeyecek, Aynen öyle. Tabii ki de. Ayrıca bu sene Burhan Eşer son yıllardaki en kötü, en kötü. sezonunu geçiriyor. Onu da söyledim. Burhan hiç Eşer kendini gösteremedi. Aynen. Bu sene. Doğru diyorsun. Kesinlikle. Eğer o devreye girerse Bodrum için hani yeni bir transfer gibi olacak. Aynen. Bu yüzden söylüyorum. Burhan'dan, Yekta'dan hiç verim alamadım. Aynen. Bu seni çok yoruyor. Ben Bodrum tarafındayım. Ben de en kötü kaybettiğimde kaybeder. kaybeder. Alt sıralardaki takımlarda kazanırsa. Turgutlu'da da yalnız alt tarafın sıcaklığını felaket istiyor. Zaten yaşayacaklar ama ben yine söylüyorum sezon sonunda kalacaklar. Bakalım birlikte. ne olacak. Ağzına sağlık. 10 maçın öncesini de her kırmızı grup videomuzda olduğu gibi yine uzun konuştuk. Aynen konuştum. öyle 10 maç var çünkü zaten. Kapatmadan önce ekleyeceklerim var mı? Ben öncelikle 24. haftada oynanacak maçlarda tüm takımlarımıza başarı dileklerimi Aynen, iletiyorum. İnşallah kazasız belasız güzel bir hafta sonu olur. Pazar günü de inşallah zaten maçların sonuçlarını konuşup i̇nşallah. akşamında YouTube kanalımıza tekrardan yayınlayacağız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Projemizle ilgili de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Tüm takımlara başarı dileklerimi iletiyorum. Pazartesi günü sonuç programında tekrardan görüşmek üzere. Ben de sana teşekkür ederim. Rica Ağzına ederim, sağlık. Sağ ol. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hem cumartesi hem de pazar günü toplama oynanacak. 10 maçta da 20 takıma da başarılar diliyoruz. Tüm şehirlere selamlarımızı Selamlarımız yollayalım. Gönderiyoruz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.